Olma abi. Kızılay biliyorsunuz 1868 yılında kuruldu. 153 yıllık bir sivil toplum örgütü. Böylesine çok eski bir iyilik örgütü. Birçok alanda faaliyet gösteriyor. Sadece kan alanında değil tabii. Her yıl 29 Ekim 4 Kasım tarihleri arasında Kızılay Haftası'nı kutluyoruz. Kızılay kuruluşundan bu yana giderek alanlarını genişletti. Ama daha sonra faaliyet alanını genişletti. Özellikle insani yardımlar konusunda çok aktif bir şekilde rol aldı. Şu anda da nerede bir sıkıntı olursa, bir kaza olursa ya da bir deprem olursa, bir afet olursa Kızılay hemen orada bitiyor ve özellikle İAŞ yardımlarını karşılamaya gayret gösteriyor. Bizim mobil aşevlerimiz var, sabit aşevlerimiz var. Onların takviyesiyle hemen vatandaşımızın yardımına koşuyoruz. Nerede bir afet varsa dinine, coğrafyasına, ideolojisine, rejimine bakmaksızın, yani bir taraftan Haiti'ye gidiyor, öbür taraftan Afganistan'a gidiyor. Şu anda Afganistan seferlerimiz bile başladı. Yemen'e kadar yine ekip gönderdik daha dün öbür gün. Her tarafa insani yardım götürmeye çalışıyoruz. Ama tabii takdir edersiniz en büyük faaliyetimiz, belki Türkiye'de ses getiren faaliyetimiz ve önemli bir boşluğu dolduran faaliyetimiz kan faaliyetidir. Çünkü Kızılay'ın dışında hiçbir kuruluşun kan toplamak gibi bir yetkisi yoktur. Kızılay Sağlık Bakanlığı ile bu anlamda müşterek çalışıyor. Bütün hastanelere biz kanı ulaştırıyoruz. Ve kan öyle bir ihtiyaç ki kimse benim kana hiç ihtiyacım olmaz deme lüksüne sahip değildir. Her an, her bir kazada bile, bir hastalıkta bile bir yakınımızın kan ihtiyacı olabilir. Özellikle bazı gruplardan kan bulmakta zaman zaman zorlanıyoruz. Mevcut stoklarımıza bazen bakıyoruz, diyelim ki AB grubu, kan bulmakta zorlanıyoruz ve Diyarbakır bölgesinin dışında bir yerlerden kan istemek zorunda kalıyoruz. Onun için özellikle Batman'da hemşehrilerimize kan konusunda, kan bağışlamak konusunda desteklerini bekliyoruz. Ve dediğim gibi az bulunan gruplar varsa vatandaşlarımız, bunların çok daha hassas olması lazım. Çünkü kan yetiştiremediğimiz zaman ameliyatı gerekli olan hastanın ameliyatını bir iki gün daha ötelemek, ileriye atmak zorunda kalıyoruz. Ki bu süre zarfında olabilir ki hastamız kan kaybından zarar görebilir veya hastalığı ameliyatı geciktirildiği için zarar görebilir. Ayrıca kan aldığımız vatandaşa da faydamız oluyor bizim aslında. Şu anlamda aldığımız kanı hemen bir başkasına vermiyoruz. O kanı alıyoruz. Diyarbakır merkezde büyük laboratuvarımız var. O laboratuvarda önce tahlilini yapıyoruz. Ve pek çok kişi o tahlilden sonra bir hastalığı varsa hemen öğreniyor. Mesela hepatit taşıyıcısıdır. Bilmiyor. Kan vermeye geliyor. Kanını alıyoruz. Laboratuvara gönderiyoruz. Bize cevap geliyor. Falanca isimli hastanızın veya bağışçınızın kanı şu şekilde bir probleme sahiptir. Kendisine bilgi verin deniyor ve biz de vatandaşa bilgi veriyoruz. Yani bir bakıma aslında kan vermeye gelenler bir check-up yapmış oluyor. Özellikle kan konusunda bir check-up yapmış oluyor. Ve bir kişiden aldığımız kan 3 kişiye şifa oluyor. Her bir kısmını alıp bir başka hastaya veriyoruz. Dolayısıyla 3 kişinin duasını almış oluyoruz. Bu anlamda vatandaşlarımız öyle düşünüyorum ki bir vazife olarak, bir toplumsal vazife olarak, bir dua alma görevi olarak kan verme konusunu çok daha ciddiye almalı. Stoklarımızın erimemesi için veya az bulunan kanların stoklarımıza girmesi için daha hassas davranmalarını, kan vermek konusunda daha cömert davranmalarını bekliyoruz. Teşekkür ediyoruz.